Onlar vücutlarına binlerce piercing taktırdılar. Onlar gözlerinin akına dahi dövme yaptırdılar. Hatta dillerini ortadan ikiye kestirerek yılan dili gibi bir dile sahip oldular. Kimlerden bahsediyoruz? Tabii ki dövme ve piercing tutkunlarından. Bu videodaki kişiler hayatlarını tek bir şeye adamışlar. Vücutlarını modifiye etmeye. Videoya geçmeden önce daha önce yayınlamış olduğumuz estetik faciası yaşamış 5 insan videosuna gelen en popüler 3 yorumu yapan Selma Taşçı, Fifi Fifi ve Elon Angel Nick'li arkadaşlarımıza teşekkür ederiz. Sizler de videoya yorum yaparak yorumunuzun görünmesini sağlayabilirsiniz. Hazırsanız videoya geçelim. Bir numara, Henry Damon. Henry Damon 37 yaşında ve Venezuela'nın başkenti Caracas'ta yaşıyor. Çocukluk arkadaşı Pablo Hernandez'in aktardığına göre kendisi çocukluğundan beri çizgi romanlara çok düşkün ve ta o zamanlardan beri Marvel karakteri olan Red Skull olma hayaliyle yaşıyor. Sonunda dayanamayıp elindeki tüm parayı anlaştığı bir estetik cerrahına vererek Red Skull olmak için bıçak altına yatıyor. Bu sancılı ameliyat sürecinde ilk olarak göz akı dövmesiyle başlıyor ve gözlerinin akını yani beyaz kısmını tamamen siyaha boyatıyor. Böylece korkutucu bir hal alıyor. Ardından alnına ve yüzünün belli bölgelerine deri altı implant yaptırarak alnında boynuza benzeyen şekiller çıkmasını sağlıyor. Tam her şey bitti derken Henry'den korkutucu bir hamle daha geliyor ve burnunu kestirmek için doktoruna başvuruyor. Evet, yanlış duymadınız. Öncesinde aylarca süren psikoloji testlerine maruz kalıyor ve ardından kendi isteğiyle burnu bu şekilde kesiliyor. Henry en son bu görüntüyü kazanıyor. Sizce Henry gerçekten de Red Skull karakterine benzemiş mi? Yorumlar kısmında fikirlerinizi paylaşabilirsiniz. 2 numara, Eric Sprague. Küçüklüğünden beri kertenkelelere aşık olduğunu söyleyen 38 yaşındaki Eric, kendini bir kertenkeleye benzetmek için onlarca modifikasyon geçirmiştir. Hayatının 800 saatini dövme yaptırarak geçiren Eric, ayrıca kaş bölgesinde dolgu, diş keskinleştirme ve dil yarma operasyonları da geçirmiştir. Eric, dünyada dilini kestiren ilk kişilerden, hatta bu akımın öncüsü olduğu söyleniyor. Ne dersiniz, sizce kertenkeleye benzemiş mi? 3 numara, Gavin Peslow. Peslow, sivri dişler, boynuzlar ve çatallı bir dile sahip olmak için toplamda 20 bin doları tutan estetik ameliyatlar geçirdi. Amacı ise oldukça garipti. Estetik ameliyatla şeytana benzemek isteyen ender insanlardan biriydi. Kendisi bir güvenlik görevlisi olarak özel bir şirkette çalışıyordu. Bu isteğin kendisinde çocukluktan beri var olduğunu söyleyen Peslow, "Bir gün bu görüntüye sahip olacağımı biliyordum. İlk olarak alnında deri altı implantla 2 adet boynuz yerleştirildi. Dilini ikiye kestirdi ve kulaklarını sivriltmek için bir dizi ameliyat geçirdi. Gözlerine farklı lensler takarak korkunç bir görüntü kazandı. Bununla da yetinmeyen Peslow, dişlerini sivrilterek yüzünü ve vücudunu dövmelerle kapladı. Annesinin bile kendini tanımadığını söyleyen Peslow, bu haliyle çok mutlu olduğunu belirtiyor. 4 numara, çılgın Brezilyalı Max. 25 yaşındaki Brezilyalı Max, Erasmus kapsamıyla Güney Kore'ye gidiyor. Haliyle ülkenin kendine özgü kültüründen bir hayli etkileniyor. Ama Max'in etkilenmesi, duty free'de yerel kıyafetler, çanak, tabak, parfüm ve sigara almakla kalmıyor. Sapsarı saçlara ve mavi gözlere sahip Brezilyalı genç, Güney Korelilere o kadar çok özeniyor ki onlar gibi görünmekten başka bir şey istemez oluyor. Max'in bu isteği onu binlerce dolarlık 10 adet estetik operasyonla baş başa bırakıyor. Estetik ameliyatlara başlayan Max sonunda isteğine kavuşuyor ve çekik gözleriyle ilginç bir görünüme kavuşuyor. Saçları ve gözleri, hatta suratı, kısacası her şeyiyle Koreli'den bile daha Koreli bir görünüme sahip oluyor. Max bununla da yetinmiyor. İsmini Shian olarak değiştiriyor. Şu sıralar hem Brezilya'da hem de Güney Kore'de gündem olan Shian'ın bu değişimi ailesinin de desteklediğini ve bir Koreli olarak yaşamak istediğini belirtiyor. Max'in bu değişimi hakkında siz ne düşünüyorsunuz? 5 numara, Kane Mortis. Kolombiyalı Kane Mortis tam 11 yıldır vücudunu modifiye ediyor. Vücut modifikasyonunun kendisinde bir takıntı haline geldiğini söyleyen 42 yaşındaki adamın
görüntüsü görenleri dehşete düşürüyor. Toplum içinde farklı olmak için yaptırdığı vücut modifikasyonlarının yüzyıllardır yapıldığını söylüyor. Mortis'in gözleri göz akı dövmesiyle tamamen siyaha boyalı. Yüzünde pek çok piercing var. Kafasında ve kolunda boynuz implantları bulunuyor. Kane Mortis bunları yapmaya başladığında koyu Katolik olan ailesi onu reddetti. O da bunun üzerine Meksika'ya taşındı. DJ'lik yapan Mortis, Melek Sahne adını kullanarak gece kulüplerinde sahne alıyor. Ayrıca Cadılar Bayramı'nda kendisinin bu görüntüsü için binlerce dolar ödemeye hazır gece kulüpleri olduğunu belirtiyor. Videodaki kişiler hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında düşüncelerinizi belirtebilirsiniz. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın.